Maç Collins'te mi yok mu? Aa, Footbin'den yapalım lan harbiden. FIFA kartlarıyla manyak iyi olur lan. Ay, bir de bunların şeyleri de var şimdi. Team of the Year şeyleri de var. Cihat başka bir şey geliyor beyler. 4-2-3-1. 4-1-4-1 yok. Bu. Ece bu amına Aynen. koyayım ya. Şey yapsana şunu kardeş. Harbi iyi oldu şimdi. Bu başka iyi oldu. Tamam. Bodrum kırmızı. Ah be, 9 kişi kaldı Bodrum. Kadro oluşturucu yana da açtım. Oraya gümüşü yaparız. Öbür tarafa bronzu yaparız. Tamam. Bu senenin altın kalecisi kim? Kim başlıyor? Şey, hepimiz bir fikir Mert koyacağız. Birbirimizi ikna edeceğiz. İkna olmadığımız yerde. Bence Mert Günok. Bence de Mert. Ben Mert'e de Muslera'ya da varım. Hangisini seçerseniz okuyayım. Ya dün çok kötü sıçtı da Mert ya. Bence istikrar olarak Mert bence. Ya Oha, şöyle Mert bir Günok'un karta bak. takıma daha fazla Oy. puan kazandırma olarak Mert bu sene çok kurtardı Beşiktaş'ı. İnanılmaz bir gol kaçırdı Bodrum. Ama Muslera'nın da ben hiç şeyini hatırlamıyorum. Hani böyle majör bir hatası oldu mu bu sene? Lan bunu da Muslera ederdi dediğimiz. İyi ki maç çok kötüydü Muslera'ya. İki maç kötüydü. Bir de Galatasaray'ın defans çok iyi ya. Bireysel bir kaleci performansından yana Mert daha önde bence. Okey. Gümrük maçı kötüydü, evet. Gümrük maçı kötüydü. Ha evet. Ben o maçı izlemedim bak, ondan gelmemiş aklım. Sonradan özetini Sağ izledim. bekte bir şey yok bence. Yani. Bence sağ bek ve iki stoper direkt Galatasaray'dan ya. Ne diyorsunuz? Boy, Sasha Boy direkt. Oha, boyaya kart çıkarmamışlar lan. Boy vatandaşlık değiştirmiş FIFA sırasında bu arada. Hem Kamerunlu kartı var hem Fransız kartı var. Fransız'ı koyalım. Hangisi yeni acaba? Fransa'nın U21'ine çağrıldı. Oradan devam edelim. Nelson ve Nelson. Abdülkerim. Kesinlikle. Abdüş. El Abdülkerim Abdülkerim'in acayip kart top oynadı şov. mesela. Kart şov yapmış hoca. Sol bek Ferdi'dir bence. Ferdi Kadıoğlu. Bence de makul. Ferdi'nin kart sol bek mi peki FIFA'da? Yedeğe de Masuaku yazarım. Oy. Sağ bekmiş kart. Çaktırma. İki orta saha. Torreira, Gedson Getson. bence. Bence de ikisi banko. Torreira, Gedson. Torreira. 85'lik kartı varmış, onu koyalım. Yanına da bir Gedson koyalım. Gedson Fernandes. 10 numaraya kim 10 atsak? numara. Bu sene iyi 10 numara. Ben Belhanda üzerinde duruyorum biraz. Şimdi kimlerde 10 numara Bakasetas var. vardı? Fener'de 10 numara Arda var. O Arda var lan, Arda'yı unuttum. Bakasetas da iyiydi bu sene ama ya Belhanda çok değil. Bakasetas, Belhanda, Arda, Mertens. Sen birini seçeceğiz o zaman. Arda Ben bir çok tık oynadı mı beyler? ilk yarı Arda yazıyoruz oynamadı. da. İlk yarı 9 dakika falan mı ne oynamıştı? Yani tüm sezon birini bulmamız lazım. Ben de o yüzden Belhanda tarafındayım biraz. Kararsız Ben kaldı. 10 numarada size uyuyacağım. Bence bu sene iyi bir 10 numara olmadı çünkü. Yani çok dominant bir 10 numara performansı olmadı. O yüzden Alperen Belhanda diyorsa Belhanda'yı yazalım. Öyle yazalım aynen. Benim hiç yani şeyim yok. Net bir 10 numaram yok. Zaten çok iyi 10 numara izlemedik bu sene. Sol açığım bence ben Borini diyorum. Şey, Ben yine Borini Borini, demişim. biliyor musun? Kerem Size diyorum. uyar. Chat'te Borini yazmışlar da ben Kerem diyorum. Size Kerem ya. uyarsa ben sola Borini, sola Kerem, sağa Borini yazalım. İkisini de alalım Ha, diyorum. ikisini de kırmayalım mı diyorsun? Çünkü niye sağ açıklarda kim var kırabileceğimiz? Raşit Sa var.
Ya bence Morini... bu ikisinden daha iyi kanat performansı veren oyuncu olmadı bu sene. Sene genelinde. Hele Kerem, yani Kerem hesabı bu kadroya almasak gerçekten ayıp ederiz. Level atladı çocuk. Beyler şöyle bir yerde sıçtık yalnız. 4-4-2'ye çevirelim. Altın kadroda Belanda olup da Gümüş'te Valencia olursa çok saçma bir şey yaptık biz. Altına Valencia'yı yazalım bir şekilde 4-4-2 ile. Yani ya Torreira Getson, şey. Valencia Icardi yapalım. Tamam, mantıklı. Olur. 4-4-2'ye dönelim abi. Ben Kerem Borini de okeyiz değil mi? Kerem Borini de okeyim ben. Ben de okeyim. Şuraya Borini yaz. Beyler abi okey de. Yani Icardi anormal bir. Icardi beyler ya, aynen. Icardi şampiyonluğu kaldı. Öbürü gol kralı zaten. Yani bunları yazmazsak çok eşeklik olur bence. Hani bu Abu'ya bir kurukluğumuz değil. Bu ikisini Abu'ya niye kuruk kardeşim olalım? Abu bizim adamımız. Gümüş'e de onu yazarız. Gümüş'ü Abu Cenk yaparız mesela. Kale'de Yard Günok. Tamam. Sen Cenk, Cenk, Ferdi. Ferdi, Abdülkerim, Nelson Boye. Okey. Kerem Torreira, Getson, Borini. Okey. Icardi, Valencia. Ne takım oldu bu arada ya? Kerem'in taş gibi takım oldu. Şu takım oynar da biliyor musunuz? Orta sahaları çok dinamik. Bu takım hocasını şampiyon hoca yapar. Hiç şüphesiz. Bir de Türk kuralına da uygun takım. Ferdi, Mert, Abdülkerim, Kerem. Tabii. Bunu bilmeden yaptık ama buna uyalım bu arada kuralı. Yanlışlıkla uyduk ama gümüş ve bronzda da uyalım. Çok iyi takım ya. Taşak konferans mı alır? İstanbul dışında oynayan topçu yok bu arada. Tabii. İnanılmaz iyi yapmışız derim o zaman. Oğlum bayağı iyi yaptık ya. Bodrum acayip şeyler kaçırıyor bu arada. Küfür yemedik hala. Her chatte çok beğendi bizim takımı. Bir tek NDI olmaz mı Getson yerine diyorlar da yok beyler olmaz ya. Olmaz beyler, adam Getson çok iyi oynadı. Olmaz beyler. Bizim takım çok iyi oldu bu arada ya. Şu takımı FIFA'da yapıp oynayacağım galiba. Getson'un iyi bir kartı olsa FIFA'da da oynanır bu takım. Boyayın falan kartı olsa. Feci takım. Evet. Altın karma bu. Hakikaten hepsi de güzel, çok iyi sezon geçirdi bu arada. Aynen öyle. İkinci takımı nasıl dizeceğiz? Hadi bunu da 4-2-3-1 niyetiyle başlayalım. Sonra yolda değiştiririz belki. Şöyle yapalım. Değişebiliyoruz. Bunu ben... Kesildin Alp'im. Alarm çaldı da. Eğer size de uygunsa burada da Abu ile Cagney'i bozmayalım mesela. Onun için dedim. Abu Cagney var. Cagney var hoca. Cagney var, doğru. Yine 4-4-2. Aa, bu sene de 4-4-2'den devam be. Belhanda. Orada Belanda. Göt altında. Göt altında. Ben gümüş kalecim, gümüş kalecim Muslera benim. Yani Muslera ne olursa olsun. Çok maçta da önemli performansı vardı. Gümüş olarak da bakmayın beyler. Yani gümüş olarak bakmayın, candır. Birinciye yazamadığımız için 2'ye aldık. Tabii. O işler var. Ya biz şey gibi düşündük beyler. İlk kadronun yediği full yabancı. Hani kale yerli olsun. Sol bek Masuaku diyorum. Okey. Masuaku net. Masuaku. Sağ bek bulamayacağız ha. Sol bek bu arada. Şimdi Boye'yi koyduk. Fener'in bu sene sağ beki kimdi? Çok değişti. O da evet. Beşiktaş'ın sağ beki kimdi? Rozier. Yok. O da çok değişti. Onlardan da arıza var. Şeyi aklımızda tutalım bu arada beyler. Guilherme acayip bir böyle asist şeyi çıkardı. 10 tane falan asist yaptı. Bronza koyarım onu da. Okey. Bronzumu alayım onu da. Svensson var. Chat'ten Svensson ya, ne diyorsunuz? Dubois var. Da Dubois ya, çok Adana Demir be. Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandı be abi. Şu Svensson'u yazalım. Çocuklar yazalım da istiyor madem. Abi Adana yıllar sonra Avrupa'da be abi. Dördüncü bitirdi ve Avrupa'ya gitmek için gerçekten kupa finali mi bekliyor? Ne hale gelmişiz ya? Olsun. Olsun. Dördüncülük de şeydir be. Finli. Sais yazılmaz bence. Sais yazıyorsunuz chat'e. Bence sezonun büyük bölümünde oynamadı. Omar'ı yazarım.
Koli mi? Ama Koli de devre arası geldi. Bence devre arası gelen adamı yazmayalım. Bir ama sezon oynamış adamı yazalım. Adamın, devre arası gelen adama şey lazım. Hani Abu gibi alacak takımı. Tabii tabii. Ernst gibi falan bir adam lazım. Abu Ernst kasa bir adam lazım. Esameti beyler Allah ben aşkına. Ben chat'e bakıyorum açık konuşayım. Kendimin hiçbir fikri ben yok stoperler konusunda. İnsan gelmedi çünkü. Şimdi Salah bu sene kötüydü. Luan Perez uzun süre sakattı. Beşiktaş'ın stoperler hep değişti. Tayyip sezonun büyük bölümünde sakattı. Ben size bir şey diyeyim mi? Ben chat'e baktıkça Omar'a ısınmaya başladım. Evet. Abi net Omar bence. Duarte var diyorlar. Duarte iyi miydi Başakşehir'de bu sene? Duarte'yi koyabiliriz. Duarte'yi Rayyan Baniya. Rayyan Baniya. Doğru lan. Milli takıma bile seçildi çocuk. Oyulmaz mı? Ben itiraz etmem. Bartra'ya ederim. Bartra yazanlar. Rayyan Baniya'yı koyuyorum abi. Var mı kardeşim? Sürekli Adana Demir maçı izlemedim. Ama 6-7 tane maçını izlediysem Adana Demir'in bu Semih Güler hepsinde iyiydi. Ama yani... Bir de Semih'i koyalım hadi. Semih'im. Kaçmaladıysa. Hadi Semih'im. Türk kuralına da uyduk uyuyacağız ha. İki Türk'ü koyduk bile. Yedek sağ açık performans Redmond bence artık. Tamam. Redmond diyorum ben. Ben Rashica diyorum. Aa Rashica da var. Redmond da ben soğum ya. Tamam Redmond Rashica yapalım kanatları. Var mı daha iyi kanat? Harbiden öyle yaparım. Lan ama bir dakika dur Arda'yı almadık be. Arda Arda'yı alırım. İşte bu takımı 4-2-3-1 yapayım. Arda'yı da bronzu alayım daha genç çocuk lan. Bence de öyle. Daha çok altın karmaya girer ya. Arda ilk yarı 9 dakika top oynadı abi ya. Evet beyler ya. Arda'nın abi kartı yok ya. Diyorlar. Oo iyi haber. Hoca biraz lige baksak direkt büyüklerden çekiyoruz ya beyler. Büyüklerde beyler, oynuyorsa iyi topçudur. Orta sahamız Belhanda Endiaye bir durum be. Oy. NDI'yi kesin koyalım. Chat'ten Getson'a çok itiraz vardı. Chat'in Mertens koymaz mıyız? NDI'nin kartı da çok iyiymiş ya. Mertens de mi koymamız lazım? Şimdi olan bir de Mertens'e mi oldu? Bence Mertens. Hangi senin yerine? Belhanda'nın yerine. Abi Belhanda bu sene bayağı iyi ama be. Biz ilk takıma Belhanda'yı yazamadık değil mi? Yazamadık. Ben o zaman Allah diyorum ki bu takımı ya. Şöyle dizelim. 4-1-4-1 dizelim. Şöyle. Şuraya Belhanda, buraya Arda, buraya Endiaye. Şey, Cagne. Bronzo da Abubakar'ı yazarız. Tamam, çok güzel. Olur. Olur mu? Çözüm olur. Odaklı. Çözüm odaklı abi, çözüm odaklı. Beşiktaşlarla aramızda anlaşırız, sıkıntı yok. Arda Umut Nayır, Abu Bakar çekeriz. Arda Güler'in kartı yokmuş. Plan iptal. Abu'yu geri koyarım. Arda'nın kartı yok abi. Bunu çocuk sağda solda paylaşacak. Arda beyler Arda daha çok girer bu takımlara. Ben size söyleyeyim. Daha yaşı çok genç. Arda bu sene girmesin. Seneye harbiden girer. Seneye harbiden girer. Belanda'yı koyayım. Belanda bağlayayım. Bu 11'i yapalım sonra benim bir 2 dakika dönmem gerek. Tamam. Jack ne Abu Bakar zaten. Sen git gideceğin yere. Tabii. Tamam. Hemen gelin. Jack ne? Ne adam ya. Jack ne Abu Bakar olsun isterdim bu arada. Hayalimdeki takım. Mesela bu takım benim Belanda dışında şu tarafı daha çok hoşuma gitti. Değil mi? Daha sempatik geldi bana. Daha sempatik, daha renkli bir takım. Aa yani... Türk kuralından sıçtık Paku. İptal bu takım. Mı? İptal bu takım. Abu Bakar yerine Umut Nayır. Abu Bakar yerine Arda Güler'e benzeyen tipte biri. Dur bakalım. Arda yazsak ne çıkıyor? Buran. Arda'ya benzeyen biri de yok ki ya. Urda diye biri var mı mesela? Belçikalı falan yok. Urda var mı mesela? Burda var. Turda var. Ama olmaz. Şurda var. O da olmaz. Darda. Erda falan var mı mesela yabancı? Yok. Serdar var.
Ulan bu çocuk yerine kimi koysak ya? Turan. Arda Turan'ın da teknik direktör kartı vardır beyler. Umut Nayır'ı koyabiliriz. Belki. Güler diye biri yok. Aa Güler var lan ama Semih Güler var, onu da koyduk. Fener'den temsili birini alalım. Serdar Dursun. Aynen. Onu hani ödül törenine gelemezsin de temsilen senin ekibinden başka biri alır ya ödülü. Öyle yapalım. Bu voleybolda var o. Verecek ödül olmadığının ama böyle birine ödül vermek istediğinde mislikom özel ödülü diye bir şey uyduruyorlar. Tabii. O şekilde. Tamam şey. Yaptık işte. O hani Arda'nın ödül törenine Serdar Dursun gelmiş olsun. Abisi katılmış. Aynen. Tamam. Redmond, Rashica, Jagne, Arda, Endia'ya, Belanda. Türk kuralına zor yetiştirdik takımı, size söyleyeyim. Olsun, iyi, iyi takım. Ama ilk takım bu takımı var ya. İlk takım bu takıma. Güneşi göstermez. Ağrı mağrı. Mitti. Hocam teknik direktör koymayı unuttun demiş. Oo siktir. Altın Karma'nın Hayda. Hocası bence Okan Buruk bu arada. Buna koyalım. Okan Buruk tartışılmaz. Buna şey diyelim. Şenol iyiydi. Bu sene kim iyi? Pirlo iyi. Hoca kadroda iki Montella. Türk var diyorlar. Ya beyler Rayyan Baniya Türk ya. Türk milli takımına seçildi adam. Türk soya diyor beyler. Montella mı Şenol mu? Rayyan Baniya Türk olmasa niye sorgulamadan bu kadar koyalım be? Aynen öyle koymazdık beyler İkinci bu arada. İkinci sırada mı? Tabii, Gümüş, tabii ki Şenol Güneş. Gümüş yani. Hocan Şenol mu Montella mı Alperen? Ya da başka biri mi? Belki Jesus diyeceksin. Ya Çağdaş Atan'a da şey yapmayalım diyecektim. Çağdaş Atan ya. Hangisini yiyeceğiz o zaman? Şenol Güneş'le Montella'da. Bir kimseyi yiyemem. Beyler, Şenol İkisi Güneş de çok yapmayın. İyiydi. Şenol çok... Aman Fatih Tekke. Benim hocam belli. Ben Fatih Tekke'ye oy veriyorum. 11 insanla lig 12.si oldu herif. Doğru. Fatih Tekke abi. Benim gümüş hocam Tekke. Bronza Şenol'u yazacağım. Protesto. Vallahi yapma Poco. Tekke ya. Herhangi 11 adamla ikinci oldu herif. Ben Tekke diyorum abi. Ama yokmuş. Ah be. O Fatih zaman Şenol ita. Şenol var mı? Senol var mı? Kunes var mı? Hoca yokmuş ama anladınız. Yani hoca işi, bizim hocalar yokmuş ama bu takıma ben Tekke diyorum. Ben şimdi bir demin bakamadım. Bir 11'e bakayım. Nerede kaldı? Hakikaten 11'e bir son bakalım. 11 kötü oldu ya. 11'e bir bakalım. Serdar Dursun Arda'ya vekalet değil mi? Öyle bakacağız. Evet, vekalet. Arda var burada. Aynen. Ya ama işte Serdar'ın tipi olunca da çok kötü duruyor ya. Dur. Kötü duruyor. Oraya güzel fotoğraflı birini koyalım abi ya. Messi falan koyalım. Messi'yi koysana. Tamam, Messi, Arda Bekir. Yani. Hayda. Yalnız takım şehre değiştirdi ha. Messi'ne güven veriyor ya. Özellikle stoperlerin overaller şampiyonum diye bağırıyor. Defans çok arızalı oldu ya. Muslera'nın ya bu için acayip prime Muslera maçı çıkarması lazım bu takımın. Aynen öyle. Muslera bu kadroyla yani bu takımı şampiyon yaparak altın kadroya girecek. Rayyan Baniya'nın ve Gürler'in bronz kart olması takımı çok çiğ gösteriyor ya. Takım çok çıplak gibi, kafayı yedim. Jagne'ye burada bir tane pas atabilecek adam yok. Messi var oğlum, manyak. Messi. Bir tane Messi. Var mısın? Raşit'e evet, atar. Kurala uymadı diyorsunuz beyler. Öleceğim ya. Bu herifin İtalyan göründüğüne bakmayın. Var bunda pasaport. Var beyler pasaport. Yemin mi edelim? Kur'an çarpsın var ya. Hoca gerçekten Messi olsa altını yener mi demişler. Bence yenemez beyler ya. Yok yine yenemez ya. Yine yenemez. Savunma falan çok arızalı bunda ya. Masuaku'nun da bakma yani iyi bir sene geçirdi de savunma zaafları var.
Baniya, Güler, Svensson, Muslera. Çok şey oldu arka tarafı ya. İkisinin de boyu kısa bir de. Prime Messi yener mi? Prime Messi yener. Bak Prime Messi de yener bence. Bence de yener. Ya bu 11 şey yani gümüş olmasının da hani belki şeyiyle hani destekçiliği dediğim. Ulan Ali Koç stoper alsaydı bu kadro şampiyon olurdu kadro. Aynen öyle biliyor musun? Ah be bir stoperimiz olsa. Parayı git. Rayyan Baniya'ya verdin gümüş kadro oldu. Gibi. Semih'e verdin gümüş kadro oldu. Türk hocalar bunlarmış oyundaki. Rıza hocam. Rıza hoca be. Ah be. Biraz iyi sezon geçirsen koyardık fotoğrafını. Hakan Keleş var. Koymam. Ben de mesela Serkan Özbalta var. Diğerleri nasıl olsun anlamadım. Evet. Bence daha iyi olacak bronz kadromuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kale bence Ertaç Özbir. Hem de yerliyi de kullanalım. Güray Güvenç. Ertaç Özbir'i koyduk. Tamam. Konuşmadıysanız Okan Buruk demiş ki Tielemans'a come to Galatasaray işine başlayalım. Konuştuk. Sen de buradaydın. Oyuncular. Sen de buradaydın hoca. Okan Buruk'un bu açıklamasında konuşmuş muyduk? Evet abi. O ara ben şey yapmışım. Demans, sol beke artık Gilerme'yi koyalım. Tamam. Yoksa harbi Konya sporlularla papaz olacağız. Gilerme Şehri. Hoş geldin. Omar Koley. Oh be. Abi üçüncü takım için stoper bulmak çok zor. O yüzden harbiden Koley artık. İyi adam Meler Taş gibi stoper. Yanına da Duarte. Ben gerçekten bir Duarte hep gitti daha istemiyorum. Hadi bir de Duarte'yi koyalım ama yerliden çok sıkıntı yaşayacağız bu takımda. Leo Duarte de geldi. Yerli sağ bekim yok mu ya? Yerli bir sağ bek bulun lan beyler. Kayseri Onur Bulut'u. Aa. Size oynamadı beyler ya. Vay be Samet Akaydın alınmadı diyorlar. Oha. Cansınız. Fenerli olunur da bu kadar Fenerli olunur mu ya? Karanlıkta ya odayı aydınlatma şey seviye Fener olma amına koyayım ya. Samet Akaydın bu kadroya girecekti de bu takım niye şampiyon Bidon 11 de yapalım. Harbi yapalım. En kötü 11. Sezonun en kötüsünü de yapalım. Ya kötüyü şeyin şekli mi yapacağız? Hani beklentiye göre mi? Beklentiye göre abi. Yoksa Ümraniye'nin 11'i diz. Bir anlam ifade etmez. Delalili bir 11 değil mi? Hayal kırıklı 11. Aynen. Delalili 11. İşte Yusuf Demir, Delali, João Pedro falan filan. Tamam. Seferovic. Aynen öyle. Çok acayip bir 11 geliyor. Ya. Birazdan daha çok keyif alırız o işten amına koyayım. Aynen. Sağ bekim yerli olması lazım. Yerli kuralından patlamayalım. İki tane buradan yapalım. Ön altılıdan birini yerli yaparız. Onur Bulut'u Onur'dan koyacağım o yüzden. Onur'dan başka yok ya. Acayip topçuydu Onur Bulut'um ya. Beşiktaşlı fotoğrafını koyarım hem de. Keyfi. Kafu. Bir şey diyeyim mi? Aklıma gelen oyuncuları yazarsak yani birkaç tanesi yazarsak galiba yerliden sıkılacağız bu takımda. Orta sahama geçeyim. Oliveira ile Mertens daha hiçbir yere yazmadık. Oliveira ile Mertens'ten. Evet, ikisini de yazalım. Yazmamız gereken adamlar. Zayt yazarım. Salih'i de bir düşünelim derim. Salih de var. Asla düşünmediğim adam. Dün ne kötüydüm be Salih'im ya. Her maç kötü ya. O Diak gelmiş. Oliveira nasıl yazılıyor ya? Ben mi yanlış yazıyorum bu adamın ismini? Sol köşede. Sol köşede. Sergio Oliveira ya. Tamam. En altta solda.
90'lık kartı varmış, kaçırmışız. Nasıl var lan? Olur öyle. Oliveira. Bazen olur. Var lan harbiden. En sağ üstte. Tamam. Mertens. Adaylarımız kimler şimdi? Mertens, Diak, Salih Uçan, Hacı Ahmetoviç. Zayt. Biz daha Bakasetas'ı da almadık değil mi? Onu da almadık. Trabzon kötüydü ya. Baka iyiydi ya. Bir ondan şey yap. Forvet'e Umut Nayır atma fikri var. Atalım bence net. Atalım bence de. Bizim adamdır beyler. Yerliyi üçleriz. Cenk var. Cenk ya da Umut'tan oha, birini atalım Cenk ya. Umut Cenk ama hoca. Şey varken çok kötüydü. Bir de ben şöyle bakacağım. Eğer ikisinden birini seçeceksek abi o Ümraniye'de o kadar gol atmak biraz daha zor. Tabii. Bu arada biz sonu atabiliriz Cenk'i. Abuk aldık. aldık diğerine. Aldık mı? Almadık. Emin misin? Ben almadık, de almadık. Eminim almadık. Bir daha şimdi demaz almadık, demaz almadık. Bir şeyler yazacak. Eminim. Abu Bakar almadık. Alisov almadık. Hayda. Çok zor iş. Bu kadroyu yapma işi çok zorlaştı. Batshuayi diyen var. Ya biz mesela Abu'yu almadık. İşte 17-18 atan Umut'u almadık. Cenk'i almadık falan diyoruz. Hep Barış Alper diye yıkılıyor. Nasıl yetiştireceğiz biz bu kadroyu? Ya Barış Alper de kalsın ya. Gomis diye yıkılıyor chat mesela. Nasıl yetiştireceğiz bunu? Baksana adam diyor ki hoca ön libero kara gümrüklü Ozdoyev olsun. Yani bu siparişlere nasıl yetişeyim abi? Yani kara gümrüklü Ozdoyev'in bile gönlünü nasıl yapayım ki burada ya? Bize bir yerli lazım. Önce yerliyi koyalım sonra yabancıları koyarız. Ya bir yerliyse işte Umut'u alalım. Umut'un kartı yok. Tamam, o yüzden kaldık. Umut'u şöyle yapalım. Bizim hoca başladı bir dakika. Umut Meraş'ı alıyorum. Güzel. Temsilen Umut Meraş'ı alıyorum. Umut Nayır beyler. Umut Nayır o. Meraş değil. Kalanı yabancı yapacaksak 4 pozisyonumuz var. Orta sahaları belirleyelim. 2 tane boşluğumuz var. Ya birini forvete atacağız. O forvete Alisov, Abubakar falan koyacağız. Abu'yu ya da artık alalım ya. Abu'yu alalım ya harbiden. Abu'yu alalım. 4-4-2. Oyuncuları canımızın istediği yere koyabiliyorsak Mertens'i de sola atalım mesela. Orta sahadan da bir yer açılsın. Birini koyarız. Mertens'i de sola atalım hadi. Orta sahaya Zaits mı Diak mı? Zaits. İkisine de varım ya. Hadi Zaits yazalım. Fener'den çok adam yazalım. Diak'ta çok pozitif ayrımcılık yaparım. Bu sene ben 20 maçını canlı izledim herifin. O yüzden çok Fener'den çok az adam aldık. Bir Zaits alalım. Sağ açık. Redmond'u demin koydu mu? Koyduk, Redmond'u koyduk. Burada bir şeyi düşünür müyüz? Raşit Say. Raşit Say'ı da koyduk. Raşit Say'ı da koyduk. Onu da koyduk. Kimi koymadık lan? Borini'yi de koyduk. Aa, Zaniolo. Anadolu'yu çok Zaniolo gördüm. Anadolu'da belki unuttuğumuz ve iyi oynayan birileri vardır ya. Zaniolo ne yaptı ki ya? Fener maçı dışı. Ebrahim Akoli geç. De... Sainz var da Sainz gerçi düşmüş takımda 10 küsür gol çaktı ya. 10 gol 4 asist gibi bir şey olması lazım. Sainz'ı koyalım ya. Yusuf Sarı 7 gol aldı. Ebereç'i Eze'yi bir yere koyamadık ya.
Yusuf Sarı olabilir. Teyze de kırılmasın be abi. Abi çok samimi olduğum adam. Başlarım söyleyeyim. Eberi teyzeyi almamamıza bir tek Fatih Tekke kırılır. Fatih Tekke'yi de zaten Gümüşhamer'in başına koyduk. Altına koyduk. Gümüşe koyduk. Gerçi gümüşe koyduk değil mi? Altına, tamam altına yani. Koymadık ama gümüşe koyduk. Sola kimi, sağa kimi atalım biliyor musun? Bu arada Eberiçeze değil o herifin adı da. Biz bir saattir Eberiçeze. Eberiçeze Crystal Palace'da oynayan. Onun adı başka bir şey. Abu Bakar'da ne yazıyor? Ebu Bakar. Ebu. Ne diyorsunuz bu takıma? Ebu Bakar Umut Meraş. Bir şey diyeyim mi? Gümüşten iyi. Gümüşten hayvan gibi iyi. Net iyi yani gümüşten. Ben şöyle diyorum. Eyvah. Düşüyoruz. Ama sen Meraş'ı Meraş olarak bakarak söyle. Ya Meraş'ı aynen ya. Olmuyor abi. Öyle olmuyor. Oraya Barış Alper'i koyayım. Abi. Temsilen. Nerede ha? Bu arada Abu Bakar Umut Nayır gelecek senenin forvet ikilisidir. Oy. Yandan da. Duyum da attı yandan adam ya. Ya duyum değil ya. Şimdi şeyi bu da hani ne bileyim Beşiktaş alo dese gelir ertesi gün gelir. Fenerbahçe'de istiyormuş bu arada. Bronz yani, kadromuzun teknik direktörü Şenol Hoca mıdır? Net. Ama kartı yok galiba. Yok. Ama chatten Şenol Hoca'dır. Gelecek, chatten gelecek 3. şakalarıyla birlikte Şenol Hoca'dır. O zaman hadi başlayalım bu muhteşem oyuna. Kimdi en bu sezonun en iyisi? Abi. Aa en kötüyü yapmadık doğru. Aynen. En zevkli kadro yapmadık harbiden. Adam bağırdı bize. En kötü kaleci. Altay Bayındır. Evet ya hayal kırıklığı olarak bakacaksak Altay olabilir. Fenerbahçe Altay olabilir, Altay da olabilir o sen. Fenerbahçe taraftarı chatte öyle bir koreografi yaptı ki. Altay mesajlarının ucunu birleştirdiğin zaman da Altay yazıyor. Beyler bu şaşala şeyden dolayı bakmıyoruz. Bunu biraz daha hani beklenti yani Ali Şaşal'dan ne bekliyorduk ki? Fiyat performans bakıyoruz biraz beyler. Hani şey gibi en kötü derken direkt ligin en kötüsü değil. Öyle dediği gibi Ümraniye'nin kadroyu yazar geçeriz. Samet Akaydın. Gustavo ya. Bence Gustavo Henrique. İkisi de derim. Henrique artı Akaydın bence. Yani Henrique artı Akaydın. Henrique'de 1000 tane vardır şimdi. Gustavo da 1000 tane vardır gerçi. Fenerli Gustavo Henrique'nin kartı. Var önümde. Tamam buldum. Solda. Akaydın. Üf. Fenerli ya tamam. Yalnız savunma şey savunma bomba oldu. Abi çok Fener'den gidiyorsun var. Osterwolde Buruma. Osterwolde'yi koymayacağım çünkü hocası şans vermedi abi. Belki de çok iyi bir adam. 3 maç oynadı adamcağız. Adekugbe. Adekugbe olabilir harfte. Solbek ama neyse koymayalım. Sağbek. Rozier ama ligin son döneminde full oynadı ya. Son döneminde fena değildi ya. Van Aanholt var abi sola. Van Aanholt sene başı gitmedim ya. Yazmışlar. Mantıklı geldi kötüydü diye. Larsen bana mantıklı geldi. Seneye iyi girip çok da tat bırakmadan bitirdi ya. Evet Trabzonlu Larsen olabilir. Lincoln yazanlarda hiç yokum. Larsen'i koyduk iyi oldu. Bakalım yani sakatlanana kadar. Sağbek. Sağbek mi Larsen? Sağbek'e koyduk. Solbek. Sola Alioski olur gibi. Sola ben Umut Meraş'ı alacağım ya. Çok ciddi bir süre oynadı ve yani benim herhalde Beşiktaş'ta gördüğüm en kötü adam.
Hele ki dün son... yani. Dün var ya. Yani inanılmaz, inanılmaz bir adam. Yani artık dün açıklanılabilir kötülükte bir adam değil. Dün bir çalım attı. Çalımı o kadar beklemiyordu ki ortayı güney üstü açtı. Evet. Hatırlamıyorum bile. Ben hatırlıyorum. Ben güney üstteydim. Yani Hasan'a geldi top. Top bendeydi. Çok çok kötü adam. Ve önü bomboştu yani. İnsanlar maçta da çok kritik bir yerde düzgün bir orta açsın diye bekliyorlardı. Yani çok artık hani, herkes hazırlanmıştı o ana. Hani en kötüyü seçmiyorduk diyenler. Haklısınız. En kötü bu zaten. Yok demin dedik ya beklenti cartçurt falan. Kafamıza göre beyler ortaya karışık yapıyorsun. Ya yine de Umut Meraş'ın aldığı maaşla falan şu performansı korkunç ya. Umut Meraş değildi ama dünkü ortadan sonra Umut Meraş oldu beyler. Evet evet. Belki dünü hiç yaşatmasa belki başka bir sol bek arardım ya. Bir de Umut Meraş bronz 11'e koyamadık, buna koyalım ben. Harbiden bronz 11'de de böyle bir salaktan girişi vardı, doğru. Deli Ali'mi alayım ya. Tabii. Kaptanı olur bu arada. Kaptanlık vereceğiz harbiden Deli Ali'ye. Deli Ali. Aa, güzel kartı varmış, onu koyayım. Crespo yorumlarına katılmıyorum. Ara yorumlarına da katılmıyorum. Bence ikisi de kötü. Ya ikisi de iyi sezon geçirmedi ama ikisine de katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Hmm. Mata çok geliyor. Şey çok geldi demin. Mata kötü değildi bence ya. Mata'dan ne bekliyordu ki Galatasaray abi? 50 yaşında yani. Adam. Demin biri geldiydi de ya, dur çok. Ha, Gbamin, Yusuf Gbamin. Demir mantıklı. Gbamin mantıklı. Rossi. Gbamin bir de hayal. İkinin üstünde falan para aldı. Gbamin'i yazıyorum. Rossi merkez değil. Rossi'yi sola atarız. Orta saha merkeze kimi koysak? Sola Enkudu'mu alırım. Sola Enkudu mu Rossi mi ya? Hangisi daha büyük ayak kırıklığı? Ama Rossi'nin yine attığı ettiği gol var ya. Doğru, birini sağa atarız. Doğru. Şey var mı beyler? Böyle yani mesela büyük sakatlık yaşayan adamları falan almıyoruz değil mi? Tabii. İrfan yani Can bir sürü kırmızı kart gezdi falan yok. Forvet Seferovic gibi duruyor. Türkiye'de tamam. İş yapmamasına en şaşırdığım adam benim herhalde. Aa bak, şey çok iyi olur. Enkudu'yla Rossi'den birini seçin, sağ Muleka yazalım. Ay. Doğru. Muleka da büyük beklentiyle geldi. Bence Enkudu çok oynamadı. Muleka Rossi yapalım. Muleka bir de iyi başlayıp böyle. Bence de. Bir de Enkudu zaten Beşiktaş'ın planlarında yoktu yani. Yazın git göndermeye çalıştılar, gönderemediler. Yedek duruyordu. Tabii gitmedi. Pedro çok geliyor. Pedro mu Seferovic mi beyler? Pedro bir yerleri kopardı, ciddi sakatlandı abi ya, sayılmaz. Başakşehir maçında. Bir de ben da hani tamamen şöyle bakın, Pedro'nun aldığı en azından bir tane maç var. Ha tamam, Seferovic oynamadı da. Pendik yani çıktı. Oynamadı diye de yazarım ben mesela. Ne oldu, Pendik geldi mi beyler? Pendik sevinci yapıyorum bak. Pendik sevincimdir bu benim. Edit çakarız buna. Pendik çıktı. Okey emojisi. Mümtaz Reis sinirlenmiştir ve video çıkmıştır. Deli gibi dans eden adam. Orta sahama. Mert Hakan yandaş bir aday. Yusuf Demir aday. İrfan Can Kahveci aday. Ben şahsi Yusuf Yazıcı bir aday. Oo, Yazıcı'ya okeyim. Ben Mert Hakan'da yokum ama Yazıcı'da %100 okeyim. Yusuf Yazıcı harbi hiçbir şey yapmadı. Bu adamı şimdi hatırladım. Bu adamın Türkiye Ligi'nde olduğunu. Bu arada çok Trabzon oldu. Çok Fener olacak diyorduk. Çok Trabzon oldu. Fark ettiniz mi? 4 Fener var. 1, 2, 3 Trabzon var. Şöyle mantıklı. Fener gene iyi kötü yarıştı. Trabzon son şampiyon. 6. bitirdi. Aynen öyle, doğru. Doğru bir takım yapmışız. Yani ya, bak ikileri yanlışlıkla çok iyi sonuçlara ulaşıyor. Bu takım çok kötü ya.
Bu takım da düşmez ama biliyor musun? Düşmez bu takım. Var ya şey konferans falan alır. Beyler bunu ciddi soruyorum. Bu takım mı daha kötü? Yoksa Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene yedeğinde sadece Dorukhan olan haftalardaki 11'i mi daha kötü? Gökhan Töreli falan. O takım daha kötü. O takım daha kötü. Orada Şenol, orada Sergen'e bir Seferovic versen öttürürdü. Yani bu takımdaki herkes orada 11 oynarmış gibi geliyor Şenol. Abi bizim o haftalarda elimizde Rossi olduğunu düşünsene ya. Din diye tapardık Rossi'ye. Laiç oynatıyorduk oğlum ya. Laiç falan oynuyordu harbiden ya. Ya biz ben Gökhan Töre forvet oynuyordu. Gökhan Töre bizde az forvet oynadı. Sonra Adana Demir ve Ankara Gücü'nde hiç 11 oynayamadı. Evet yani forvet Gökhan Töre'ydi ve Gökhan Töre sakatlandı. 2021 şampiyonluğu en enteresan şampiyonluk Türkiye'deki. Bir Kadıköy 11'i var o sene. Bir sürü Covid var. Necip Montero stoper. Mensah takımın beyni. Bir de üstüne